Rumeli Hisarı'nda oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. O da bu kanepede oturdu mu acaba? Bu yağmur sisini yüklenmiş boğazı seyretti mi? Bir kez birlikte geçmiştik boğazdan. Sağ köprüden Beykoz'a, oradan Sandal'la İstinye'ye, oradan da yürüye yürüye Bebe'ye dek. Said Faik ve Orhan Veli ile. Nerede o güzel gün? Geçmişin hangi yaprağında yitip gitmiş? Orhan, Said, masalların insanlarına döndüler. Bir zamanlar onlar da yaşıyordu. Dostlarımızdı, arkadaşlarımızdı. Birlikte yedik içtik, tartıştık, gezdik. Biri 40'ına varmadan, biri 50'sine varmadan çekti gitti. Bu beğendikleri, beğenmedikleri, sevdikleri, sevmedikleri, anlattıkları, anlatamadıkları yeryüzünden, insanlardan, yaşamdan. Birinci sigarasını uzattım boyacıya. Aldı kulağın arkasına koydu. Ne de ağır sallıyor fırçayı. Bu kadar çamur nereden gelmiş böyle dedi. Levent'ten yürüdük Balta Limanı'na kadar. Yolda oldu dedim. Levent'i 5 yıldır görmedim dedi. Rumeli Hisarlı'ydı. Yarım saat hem de ağır ağır tırmansa yokuşu Etiler'e varabilirdi. Ama o yıllar yılı kıpırdamamış Rumeli Hisar'dan. İskele yanına, kanepelerin önüne çekmiş sandığını, yazgısını yaşamış. Kutusu da basit, renksiz, gösterişsiz. Asmış bastonu kanepenin arkalığına, çok isterdim yürüyerek inmek çıkmak ama zor dedi. Öyle uzun sürdü ki boyaması. Bitirdi, parayı verdim, sigaralarımızı yaktık. Deniz kurşun rengiydi. Boğazın kendi rengi yoktu bugün. Yağmur yağdı yağacak ama yağmıyor nedense. Bekletiyor, korkutuyor, üzüyor. İki kişi geldi boyacının yanına. Yatağı sattım dedi. Parayı aldın mı? Almış sevinçli. Hem de iyi paraya satmış. Az sonra alan da geldi. O da ucuz mu, pahalı mı almış bilmiyor. Başka bir yaşlı adam vardı balık tutanları seyreden. Ulan 80 lira nasıl verdin? Ben 15 lira vermezdim dedi. Sonra ama sen o yatağın içini bir iyice ara. Bunun dedesi altınlarını yatakta saklamış 40 yıl önce. Bir şeyler daha konuştular. Yanıma biri oturdu. Bir genç. Dalıp gitti yolun ucuna bakışları. Ben de sigara üstüne sigara yakıyorum. O da. Oysa pek sevmem sigarayı. Bazı günler istiyor insan. Bir umut arıyor. Yaşama bağlanma nedenini. Çok sigara içenlerde bir şey arama vardır. Bir yalnızlıktan kurtulma isteği. Özellikle kadınlarda. Çıkarırlar çantalarından paketi çakmağa. Heyecanla yakarlar sigaralarını. Oh kurtulmuşlardır. Bir taze güç kazanmışlardır artık. Delikanlının gözü Emirgan'dan gelen dolmuşlarda, taksilerde. Biri gelecek. Biri gelmeli. O biri, o olmalı. Beklenen, beklediğimiz, beklediğiniz. Hep birini bekleriz. Ya gelir ya gelmez. Gelse de görmeyiz, anlamayız bazen. Gelmediği halde de geldi sanırız. Hayır bilemediniz. Godot değildir bu beklenen. Bu Godot umutla beklenir. Umutsuzca beklenenler de vardır. Kişiler, olaylar, bir şeyler. Ben de çok bekledim böyle. Gelse ne olacaktı? Gelmedi çoğu kez beklediğim. Kalktım, yürüdüm, unuttum o bekleme anını da. Ama o unuttuğumu sandığım duygular içimde yerleşti kaldı köşe taşları halinde. Kişiliğimi yaptı. Beni katılaştırdı, güçlendirdi. Bu delikanlı da bekleyecek. Sigaralar içerek, rakılar içerek, güçler kurarak, kuramayarak. Konuşsam, desem ki arkadaş vazgeç bu seviden. Bırak her şeyi şu anda, olduğu yerde. Bırak onu, kendini ya da at kendini denize yapamıyorsan. Yok ol, su ol, köpük ol. Hep şairler karıştırır kafamızı. Şiirlerle yaşanınca düş yaşam öyle güzelleşir, öyle güzelleşir ki gerçek yaşam katlanılmaz olur. O zaman hep kıyamete bir saat varmışçasına yaşarsın. Bir öykümde de yazdığım gibi. Bir pazar akşamüstü. Rumeli Hisarı iskelesindeyim. Yalnızım. Yasak değil bana yalnızlık. Hoşuma gidiyor hatta şimdi yalnız olmak. Sigaramla baş başa. Anılar anılar. Vapurlar geçiyor. Koca şilepler. Nerede o eski şirket hayriye vapurları? Vapurlar da iskelemize uğramaz oldu dedi boyacı. 3 kez vapur varmış artık. O da sabahları gidiş için. Pazarları hiç yokmuş. Vapurların uğramadığı bir Boğaziçi iskelesi olmak ne acı. Birden öyle duydum kendimi. Bırakılmış bir iskele gibiydim şimdi. Kimse gelmeyecek yanıma, yaklaşmayacak. İçimdeki yolcular bir yere gidemeyecek. Kalkmalı, gerçeğe doğru yürümeli. Anıları, özlemleri, işlenmeleri bırakmalı. Ya gerçekle savaşmalı ya da kaçmalı kendinden, her şeyden. Hikayenin tanımını şöyle yapıyor Türkçe sözlük. Bir olayı az çok ayrıntılarıyla anlatma veya böyle de anlatılan olay. Nesir halinde yazılan ve meraklı bir takım olayları anlatan yazı ki pek uzunca olunca roman adını alır.
Sabahtan akşama yığınla olay anlattığımıza göre hepimiz azıcık hikayeci sayılırız demektir. Orası öyle. Gel gelelim, işi bir de kağıda dökmek var. Fıkrayı bilirsiniz. Osmanlı döneminin marif nazırlarından, yani Milli Eğitim Bakanlarından biri, eğitim sorunu canını çok sıkınca şöyle demiş: okullar olmasaydı ne güzel yönetirdim şu bakanlığı. Hikayeciliğimiz bu hesap. Kağıdın başına oturduk mu, uçup gidiyor o güzelim olaylar, anılar, düşünceler. Sözlüğün tanımları da elbet. Sait Faik, Çarşıya İnemem adlı hikayesinde belirli bir olay anlatmaz. İzlenimler, çağrışımlar vardır yalnızca. Gel gelelim, yine de hikayedir. Uzunluk da bir ölçü değil. Kaç sayfa yazı hikaye olur? Nereden bilir insan? Çehov'un bazı hikayeleri 80 sayfaya yakındır. Ama roman diyemezsiniz. Buna karşılık 100 sayfaya sığan romanlar vardır. Örnek mi? André Gide'in Dar Kapısı. İşi körlerin film tanımlamasına benzetmeden az önce bir hikayesini dinlediğimiz Oktay Akbal'ın bir tür olarak hikayeden ne anladığını öğrenelim. Her hikaye yazarı kendine göre anlar, tanımlar hikayeyi. Edebiyat kitaplarındaki klasikleşmiş tanımı bir yana bırakalım. O da hikayedir, bu da. Ben hikayeyi başkalarına ulaştırılacak bir anlatı olarak düşünürüm. Bir şey anlatmak. Nedir o şey? Bir olay, bir izlenim, bir iç yaşantı, bir eski anının dirilmesi, güncel yaşama bir bakış, bir eski anının canlanması. Başı sonu belli olmuş ya da olmamış. Bir olay anlatılır. İlginç ya da ilginç gibi görünmeyen. Bakarsanız hiç de ilginç gibi gelmeyen bir olay, bir anlık duygu, bir anı yeri gelir çok ilginç, çok etkili olabilir. İçinde yaşadığımız toplum için yazılmaz her şey. Gelecek için de yazılmaz. Kimin için mi yazılır? Kendimiz için. Öykücü, hikayeci kendini anlatır başka insanları anlatarak. Başka insanları canlandırır, kendini anlatarak. Karışık bir şeydir bu. Yazar nerede ortaya çıkar, nerede çekilir bilemezsiniz. Ben diye başlar anlatmaya, başka biridir o ben. Yazar değildir. O der, çoğu kez bakarsınız kendisidir. Evet, bir anlatıdır hikaye. Her şeyden önce anlatı. Başı sonu olan, olmayan. Yaşamda bir baş, bir son var mı? Kişi nerede başlar, nerede biter? Kim ayırabilir bunu? Her olayın ardı vardır. Her serüven sürüp gider. Haydi kahramanlarınızı mutlu bir sona kavuşturdunuz. Evlendirdiniz, son dediniz. Son mu bu? Yaşam, öykü, serüven bundan sonra başlamaz mı? Hikaye ile roman arasında bir ayrım. Düşünmem ben. Düz yazı türlerinde kesin çizgiler bulunduğunu da sanmam. Hikaye kısa, roman uzun olur. Ya da hikaye bir anı, roman daha geniş bir zaman parçasını kapsar. Hikaye düzeydedir, roman derine iner. Her şey söylenir. Bence koca koca romanlar gerçekte bir küçük hikaye olabilirdi. Küçücük bir hikayede koca bir roman. Yazarının eline düşerse, roman yazıyorum diye sayfaları arttırmak o anlatıyı bence değersizleştirir. Şöyle bir tanım yapsak mı? Hikaye en az sözcükle en çok şeyi anlatmak. Bir takım anlamları, yaşam olaylarını, insan sorunlarını, iç ve dış krizleri, kısacası insanoğlunun bu yeryüzü üstündeki duyarlılıklı anlarından bazılarını olabildiği kadar az sözcükle, en etkili, en kalıcı, en kişisel bir yorumla, bir deyişle okurlara sunmaktır. Bütün fazlalıklardan arınmış, gereksiz sözlerden kurtulmuş, bir iki sayfa içinde okurla bir ilişki kurmak, okurun dünyasına girmek, katılmak, sizden bir takım şeyleri ona katmak. Bu kısa öykü türüne ben günden güne bağlanıyorum. Son yıllarda öyküyü daha da kısalttım. İstinye Suları adlı son kitabımda yer alan öykülere öykücük adını verdim bu yüzden. Başardım mı bilmem. Sahne sanatçıları gibi yazarların da jübilesi yapılsaydı, Akbal'ın 25. yılını çoktan kutlamış olacaktık. Akbal'ın İlk ünlü kitabına adını veren hikaye şöyle başlıyor. Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey. Ve ardından geçmişe dönüyor. Çocukluğuna, ilk gençliğine. Bir başka kitabının adı Bizans Definesi'dir. Oktay Akbal, geçmişin derinliklerinde
şimdisini arar gibidir. Onun geçmişe bakışı çoğu zaman gerçeklerden kaçış olarak yorumlanmıştır. Yıllar önce Atilla İlhan, Akbal'la ilgili bir eleştirisine şu başlığı koymuştu: Eksik firari. Gerçekle geçmiş. Hiçbir yazarın elden çıkarmayı göze alamayacağı iki alan. Nedir aralarındaki ilişki? Bir insan bireyi olarak yazar kaçabilir mi gerçeklerden? Şöyle diyor Akbal. Burada bir yazar arkadaşımın, Hilmi Yavuz'un, hikayelerim konusunda yazdığı şu sözleri anmalıyım. Sürekli olarak geçmişteki benleri sorguya çeken, bu kişi ben miyim diyen Akbal, geçmişin bir düş olmadığını, gerçekten yaşanmış olduğunu kendine karşı kanıtlamak isteyen yoğun bir varoluş hesaplaşması içindedir. Varoluşunu şimdi yaşanan anda değil, geçmişin kaypak, düşsü ve yitik anlarının içinde saptamaya çalışır. Bu sözleri doğru buluyorum. Geçmişi geçip gitmiş bir zaman saymam ben. Anılarda daha iyi görürüz yaşam gerçeklerini. Bu yüzden son günce kitabıma Anılarda Görmek adını verdim. Çoğunlukla geçmişi yazan bir öykücü sayarlar beni. Dolayısıyla da geçmişe özlem duyduğumu falan. Oysa böyle bir özlem yok bu öykülerde. Yaşanmış bir zamanı geri getirmek anlamsız bir şey. Ne demiş Latin şairlerinden biri? Bu sularda bir kez yıkanılır. Bizi geçmişimizin bir anında, bir saatinde yeniden yaşatsalar, böyle bir olanak bulunsa, nasıl bezginlik, bıkkınlık, hatta korku duyarız geçmişteki kendimizi, etimizle, kanımızla, duygularımızla bir kez daha bulmaktan. Bir kez yaşanır bir an. Ben bir takım yaşantıları bugün yaşarmışçasına yazmak istedim. Başkalarına ulaştırmak, duyurmak. Bugün olmuşçasına. Geçmişin yazarı olmak başka şey, gitip gitmemesi, ortadan kaybolmaması, gereken yaşantıları bir öykü biçiminde bırakmak, yaşatmak, geleceğe bırakmak ayrı. Geçmişin değil, gitip gitmiş, gitip gidecek anların yazarı deseler, belki biraz daha doğru olacak. Zaman dediğimiz konu, felsefeyi de, edebiyatı da ilgilendirmiştir hep. Biliyorsunuz, Bergson bu konuya özel bir önem verir. Geçmişin bileşkesi olarak görür süreyi. Bu arada, Wells'in Zaman Makinesi adlı romanını anımsayın. Kimi eski günlere dönmek isteriz, kimi ilerideki günlere. Bütün kurgu bilim, science fiction romanları zamanla uğraşır. İnsanoğlu dünle yarın arasındadır hep. Hepsi bir yana ama çocukluğumuz genellikle altın yıllardır. Yitirilmiş cennettir bir bakıma. Gel gelelim, bir yazar çocukluğuna sımsıkı bağlanmış izlenimini veriyorsa neden diye sormamak elinde değildir okurun. Psikolojik bir karmaşa mıdır bu eğilim? Geçmişin anlatımı yoluyla bugünün bir eleştirisini mi yapmaktadır yazar? Bakalım okurun böylesi sorularını nasıl cevaplıyor Akbal? Mutlu çocukluk. Herkesin çocukluğu yaşlanmaya doğru mutlu bir çağ gibi görünür. Yitik cennettir çocukluk. Benim çocukluğum olağanüstü mutluluklar içinde geçmedi. Herkesinki gibi bir yaşam geçirdim. Daha doğrusu İstanbul'da doğmuş büyümüş bir orta sınıf insanının yaşamasını. Bu çocukluk çağını anlatan hikayelerimin ağır basması, daha çok hatırlanması, sevilmesi, herkesin kendi yitik cennetinin izlenimlerini bu hikayelerde bulması, onlarla karşılaşmasındandır. Konusunu çocukluk anılarından alan öykülerimi gerçeklerden kaçmak saymak bence pek doğru değil. Kişi gerçekleri bugünde de, dünde de, yarında da arayabilir, bulabilir. Özellikle kendimize ait gerçekleri. Yaşam sürekli bir gerçek savaşıdır. Gerçekleri arama bulma savaşı. Yazar hem savaşçı hem de o savaşı yazan tarihçi gibi bir şeydir. Eksik firari sözü bana ne denli yakışır bilmem. Bunu okurlar saptarlar. Hem yaşam bir sürü kaçmalarla, kovalamalarla doludur. Her birimiz kendi özel yaşantımızda, özel serüvenlerimizde böyle nice kaçışlar, kaçış özlemleri duymuşuzdur. Yaşam bir ağırlık gibi çöker sık sık omuzlarımıza. Küçük kaçışlar vardır. Pek az rastlanan büyük kaçışlar vardır. Buna kopuş da denebilir. Sık sık kendimizden koparız. Bir yere, bir düşünceye, bir duyguya, bir insana, bir seviyeye bağlanmak isteriz. Hep çabalarız daha başka olmaya, daha değişik bir yaşam yaratmaya. Yarım kalır çoğunlukla kaçışlar. Kimi zaman da tamamlanır, biter. Eksik kaçak sözü, bana içinde bulunduğu düzeyi, düzeni, yaşam koşullarını, sınırlılıkları,
aşmak, bozmak, değiştirmek isteklerimin en coşkun bir biçimde duyduğum, bunları yazdığım, kendimi bir sevide, bir geçmiş anıda, bir anlık izlenimde, duyarlılıkta bulduğum öykülerimi tanımlar. Bir bölük öykülerimin anlamını verir. Tüm yaşantımın, sanatımın anlamını değil elbet. Hikayeyi ulus olarak sevdiğimiz bir gerçek. Hem anlatmasını hem okumasını severiz üstelik. Pazar yerlerinde bile satılır. Tahir'le Zühre, Kerem'le Aslı, Hayber Kalesi Cengi. Yine de kısa hikaye dediğimiz tür bir anlatım biçimi olarak Tanzimat'ın hemen ardında görünür edebiyatımızda. O da tek tük. Nedense şiire, romana ve oyuna dönüktür o dönemin yazarları. Kısa hikaye adı anlatacaklarına uygun gelmemiş olmalı. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mahalleye Mevkuf adlı hikayesini hemen analım ama Türk hikayeciliğinin babası Ömer Seyfettin'dir elbet. Onunla yerleşmiş, kendini kabul ettirmiştir hikaye. Okur, bazı duyguların, düşüncelerin 3-5 sayfada da anlatılabileceğini Ömer Seyfettin'den öğrenmiştir. Ama Türk hikayeciliğinin asıl gelişimi Cumhuriyet'ten sonradır. Sabahattin Ali, Fahri Celaleddin, Sadri Ertem, Memduh Şevket Esendal, Sayit Faik, Orhan Kemal, Yaşar Kemal. Bugünün hikayecilerinin ustaları bunlardır. Aralarında sonradan romanlara sıçrayanlar olmuşsa da zaman zaman ilk göz ağrılarına dönmüşlerdir hep. Hikayenin öncüleri bugün kimi kitapların 3 ay içinde 2 baskı yaptığını öğrenebilselerdi düş görüyoruz derlerdi herhalde. Ama işin gerçeği bu. Türk hikayeciliği okur yığınlarına ulaşmayı bilmiştir. Türkçeyi çevreleyen talihsizlik duvarı olmasa dünya edebiyatında özgün bir yeri olacağı da açık. Günümüz hikayecilerinin en yeni teknikleri uyguladığını, hatta yeni teknikler getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikayenin el atmadığı konu kalmamış gibidir. Bilinçaltı, toplumsal gerçekler, hatta kurgu bilim. Hikaye, özde ve biçimde ne kadar gelişirse gelişsin, yine de bir olaya, bir duruma dayanıyor gibi. Genellikle böyle olması bekleniyor. Örneğin, dünya hikayeciliğinin en büyük ustalarından sayılan Çehov şöyle diyor. Bir tüfekten söz ettinizse bu tüfek hikayenin sonunda patlamalıdır. Gel gelelim, Oktay Akbal'da bu tüfek patlamıyor kimi zaman. Hatta bir tüfekten bile söz etmediği oluyor Akbal'ın. Hikayeye yıllarını veren biri bu sakıncayı görmez olur mu hiç? Şunu belirtelim hemen. Ustaların her sözü ayeti kerime değildir. Her yazar kendi yolunu, kendi stilini yaratır. İnsanı yazar yapan da budur. Yani başka türlü yazmak. Bakın, hikayenin ille de bir olaya yaslanması gereği ve Çehov'un sözü konusunda Akbal ne diyor? Çehov çok sevdiğim bir öykü yazarıdır. En büyüklerinden biri. Özellikle son yıllarında yazdığı öyküleri beğenirim. Bunlarda bir baş bir son yoktur. İçinde yaşadığı toplumdan bir kesiti, bir duygu anını, bir yaşam parçacığını verir, geçer. Bir tüfekten bahsettiniz mi? O tüfek patlamalıdır. Hikayenin içinde diye bir sözü var. Bunda ben gereksizlikten, uzunluklardan, boş gevezeliklerden kaçmak anlamını çıkarırım. Gereği yokken bir tüfekten ya da ne bileyim herhangi bir eşyadan, bir kişiden, bir olaydan söz et, sonra da bırak onu geç. Bazen insan bir tüfekten bahseder ama o tüfek bir türlü patlamaz. Patlayacak mı, patlamayacak mı diye gergin bir ruh hali yaratır okurda. Patlamasından beter bir şeydir bu. Daha üstün bir anlamdır. Çehov'un bir oyununda kahramanlardan biri sorar. Kar yağıyor, bunun bir anlamı var mı diye. Hem vardır hem yoktur. Karın yağması kendi başına bir anlamdır. Bundan bir sonuç çıkarmaya kalkışılır mı? Ben size karın yağmasının insanlar üzerinde yarattığı binbir etkiden söz edebilirim. Anılardaki karlardan, karın yağışının yarattığı hüzün duygusundan, en sertinden en ılımlısına kadar çağrışımlar yaratır. Doğa olayları tanığı olduğumuz. Benim öykülerimde özellikle Berber Aynası, Yalnızlık Bana Yasak, Tarzan Öldü gibi kitaplarımdaki öykülerde yaşamın, insanın değişik kesitleri, daha açığı, bir anlık ruh hallerinin, hatırlamaların kesitleri verilmiştir. Ne demektir çözüm yolu aramak, önermek? Neyin çözümü? İnsanın mı, doğanın mı, toplumun mu? Öyle bir şey olsa, olabilse sanata ne gerek vardı? Kolay bir şey değil çözmek insan varlığının kör düğümünü.
Her düğümü çözdüğümüzde yeni yeni düğümler çıkar karşımıza. Nice nice filozof, nice nice yazar, şair, yüzlerce, binlerce yıldır insan denen kavramı, bu hem soyut hem somut varlığı çözümlemek istemiş. Çoğu kendini anlatarak, kendini tanımaya çalışarak, Montaigne gibi yapmak istemiş bunu. Sanılır ki insanoğlunun anlaşılmadık yanı kalmamıştır bu binlerce yıllık çabadan sonra. Oysa her çözüm yeni karışıklık getirir. Çözdüğümüz anda bağlanır düğüm. Sisyphos efsanesini hatırlayalım. Sanatçı kocaman bir kayayı durmadan dik bir tepeye ite kaka çıkaran kişidir. Anlamak, anlatmak ister kendini, insanı. Birazcık anlatabilmişse, duyurabilmişse insanoğluna kendini yeter o kadarı. Hikayeci de anlık duyarlılıkları, minicik yaşam kesitlerini, doğanın bizde uyandırdığı şaşkınlığı, toplum sorunlarının yoğunlaştırdığı öfkeleri, sevinçleri en özlü, en kalıcı, en sağlam bir kurguyla, yapıyla bırakır insanlara. Oktay Akbal çok yönlü bir yazar. Bu belki de çağımızın bir gereği. Dünyanın karmaşıklığı, sorunsallığı, haberleşme araçlarının gelişimi, edebiyat adamını ister istemez asıl uğraş alanının dışına taşmaya zorluyor. Öz biçimi zorluyor yani. Şair romana, romancı sinemaya, hikayeci tiyatroya el atıyor. Bildirisini hangi biçimde okura duyurabilirse o biçime kayıyor yazar. Akbal da böyle. Roman yazdı, çeviri yaptı. Hakçasını söyleyelim. Eksikleri vardır belki ama Albert Camus'un Türkçe'ye asıl girişi Akbal'ın Veba çevirisinden sonradır. Edebiyat adamlığının dışında Oktay Akbal'ın bir gün fıkra yazarlığına başladığını gördük. Bu uğraşına hala devam ediyor. Fıkra yazarlığı demek bir yerde politika demek. İster istemez. Açıkça söyleyelim. Politika çağımız aydınının etine kemiğine sızmıştır. Bu durum ister istemez sanat-politika ilişkisini ele almayı gerektiriyor zaman zaman. Ele alındığında da kızılca kıyamet kopuyor. Yalnız bizde değil, dünyanın her yerinde. Vakti evvelde Jean-Paul Sartre, yazar bağlanmalıdır, yazar bağımlıdır diye bir laf etmişti. Bir bölük Sartre'ı yazarın özgürlüğünü kısıtlamakla suçluyor, bir bölük onu destekleyerek yazarın bir parti adamı olmasını istiyordu. Sonunda Sartre, iki tarafa da derdini anlatabilmek için oturup edebiyat nedir diye bir kitap yazdı. Derdini anlatabildi mi bilmiyoruz. Ama sanat-politika ilişkisi devam ediyor. Şu ya da bu oranda. Gündelik bir gazete fıkra yazarlığını sürdürürken, bir yandan da hikaye yazan Oktay Akbal'ın son olarak bu konudaki düşüncelerini açıklamasını istedik. Bakalım ne diyor? Yıllardır gazetelerde günlük yazılar yazdım, yazıyorum. Ama bunlar politika yazıları mı? Bence değil. Politika yazarı saymam kendimi. Gazete fıkrasını geniş kapsamlı bir tür kabul ediyorum. Okurlarımla bir dost olarak konuşmak her şeyden. Şiirden, romandan, sanattan, insanın sorunlarından, güncel olaylardan, dünden, yarından, şundan bundan. Bir söyleşi havasında. Kendimi onların bir yakını, bir arkadaşı yerine koyarak. Hani insan bir arkadaşıyla, kendine yakın bulduğu bir dostuyla ayaküstü 3-5 dakika konuşur ya, öyle. Yurt ve dünya olaylarına, siyasal gidişe de sık sık değindiğim oluyor. Güncel olayların etkisinden kim kendini kurtarabiliyor ki? Gündelik yazılar yazan bir fıkra yazarı uzak kalabilsin bunlardan. İnsanlar yararına bir politika ile sanat, birbirinden çok uzak şeyler, çok ayrı şeyler de değildir zaten. Yaşamın her alanı edebiyatın konusudur. Politika ise bir toplumun yazgısında en önemli etkendir. Öykücü, romancı, toplum sorunlarından kendini sıyıramaz. İçinde yaşadığı toplumun, hatta bütün dünya insanlarının daha iyi bir yaşama, bir düzeye, mutlu bir düzene ulaşmaları sanatçının baş ereğidir, baş amacıdır. Bir öykü yazarı çağının en güvenilir tanığıdır. Yalancı bir tanık değildir ama. Neyse, ne oluyorsa, bütün bunları o nasıl görüyorsa, nasıl yorumluyorsa, ne gibi bir anlam çıkarıyorsa yazdığı romana, öyküye onu koyacaktır. Yarının insanları bu romanlarda, bu hikayelerde bulacaklardır çağın gerçeklerini. En güvenilir bir aynadan göreceklerdir. Kuşaklar boyu yaşayan yapıtların en güçlü yanı sanat niteliklerinin sağlamlığı kadar çağının en inandırıcı tanığı olmalarıdır da. Ben bir politika yazarı değilim. Toplum sorunlarını kesinlemelerle ortadan kaldırmak hevesinde bir kişi ise hiç değil. Sevgiyi, saygıyı, gerçeklere ön yargısız eğilmeyi, her şeyden önce insanoğlunu tanımayı, tanıtmayı, gündelik yaşamın akışı arasında gören, gösteren
bir yazar olmaktır dileğim. Bir öykücü, bir edebiyatçı olarak ama herkes gibi duyan, gören, üzülen güçlerle gerçeklerin çatışmasından zaman zaman karamsarlığa düşüp en beklenmez anda parıldayan bir umut ışığıyla mutluluk duyan bir ayrım varsa benim duygularımı, izlenimlerimi, özlemlerimi, umutlarımı ya da kırgınlıklarımı, yenilgilerimi, kızgınlıklarımı sürekli olarak yazmam, dost okurlarımla paylaştığım, onların da benimle paylaştıklarını sandığım ortak bir yazgıda yaşayarak beraberce.